Cumhurbaşkanı'nın AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla da kendi partisiyle ilgili değerlendirmeleri ve bu çerçevede yerel yönetim ve teşkilatları ile ilgili bir takım tasarrufları veya girişimleriydi. Melih Gökçek'le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir görüşmesi oldu ve Melih Gökçek'le ilgili bazı değerlendirmeler yapıldı. İstifa edebilir iddiaları ortaya atıldı. Sonra bu görüşmenin sonrasında bir istifanın söz konusu olmadığı ifade edildi. AK Parti bildirisinde de Sayın Mahir Önal bir açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi açısından, Ankara açısından yeni bir durum mu söz konusu? Ya da siz bir tahmin veya bir değerlendirmeniz var mı bu konuyla ilgili? Sayın Çelik, daha evvel kısa bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş istifa ettirildi. Aslında görevden uzaklaştırıldı demek lazım ama bu uzaklaştırmayı ilgili yasalar uyarınca ilgili kamu otoriteleri değil, AK Parti yönetimi ya da hükümet ya da ilgililer yaptı. Yetkililer demeyelim, ilgili parti yöneticileri bunu yaptı. Bu doğru bir şey değil. Seçimle gelen bir kişi seçimle gider. Şimdi bu sürecin... İstifa etmemeli miydi demek istiyorsun? Efendim, kesinlikle istifa... Hayır, istifa kendi iradesiyle gerçekleşen bir istifa söz konusu değil. Halkın 5 yıl süreyle seçmiş olduğu bir büyükşehir belediye başkanını istifa ettirtiyorsunuz. Gerekçesi nedir? Kimse açıklamıyor bunu. Nedir gerekçe? FETÖ ile mi ilişkili? Kötü mü yönetti? Başka bilmediğimiz şeyler mi var? Bunlar kamuoyuyla açıklanmadı. Halkın 5 yıl süreyle görev verdiği bir büyükşehir belediye başkanı görevinden istifa edemez, etmemeli. Ankara içinde aslında biraz ironik olabilir bu ama şimdi Sayın Melih Gökçek... Ankara içinde görüşüm farklı değil. Öyle mi? Elbette. Sayın Gökçek istifa etmemeli mi diyorsunuz? Halkın seçtiği bir belediye başkanı asla istifa etmemelidir. Bakınız, ben Sayın Melih Gökçek'in uygulamalarını asla beğenmiyorum. Asla onaylamıyorum. Onun yönetiminde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara kenti mesafe almamıştır, geriye gitmiştir. Ankara bütün ülkelerin başkentlerinde olan özelliğe sahip değildir. Ankara kültür şehri değildir. Ankara sanat şehri değildir. Ankara bir medeniyet şehri değildir. Ankara sadece altyapı yatırımlarıyla, geçitlerle, köprülerle yönetilmeye çalışılan bir kente dönüşmüştür. Ama bütün bunlar benim için Melih Gökçek AK Parti tarafından istifa ettirtilmelidir ya da Melih Gökçek istifa etmelidir sonucuna götürmüyor beni. Bunu şu yüzden biraz ironik bir durum olarak değerlendirdim. Şimdi Sayın Gökçek bir kategorik CHP karşıtı. Doğru. Ve mesaisinin ve zamanının önemli bir bölümünü de acaba CHP ne yapıyor ne yapmıyor konularıyla. Doğru, çok doğru. Geçiren çok doğru. O nedenle ironik dedim. Yani CHP Sayın Gökçek'in görevde kalmasını ve devam etmesini istiyor, arzu ediyor. Hiç tereddüt 2019 etmiyorum. Mart'a kadar, seçime kesinlikle kadar. Kesinlikle benim yani. Demokrasi anlayışım, bizim demokrasi anlayışımız bunu gerektirir. Seçimle gelen bir kişi seçimle gider. Onu eğer suç işlemişse hakkında soruşturma açarsınız. Soruşturma açmıyorsunuz. Soruşturma açın. FETÖ'yle mi ilişkisi var? Yoksa başka konularda görevini iyi yapmadığını mı düşünüyorsunuz? Görevini ihmal ettiğini mi düşünüyorsunuz? Soruşturma açılır. Gereği yapılır. Yargı gereğini yapar. Yani tabii sürecin ne olacağını bilmiyoruz ama dün yansıdığı itibariyle yani en azından görünür bir zaman içinde bir istifanın söz konusu olmadığı her iki taraf tarafından da yapılan açıklamalarla anlaşıldı ama siyasette ne olur bunu bilemeyiz. Sayın Gökçek'te ben zaten müzeyi anlatmak ve projeleri anlatmak üzere gittim. Böyle bir şey söz konusu değildir gibi bir değerlendirme. Bilemiyorum orada ne görüşüldü. Çok da merak etmiyorum ne görüşüldüğünü ama bir istifa furyası var. İstifa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti. Sayın Melih Gökçek'in istifa edeceği çok güçlü bir ihtimal olarak konuşulurken onun ötelendiği, geriye bırakıldığı anlaşılıyor. Zaman ne zaman olacak onu bilemiyoruz. Seçime kadar mı değil mi? İşte Bursa konuşuluyor. Başka ilçeler Balıkesir konuşuluyor. Başka iller gelir mi ardından bilemiyorum. Ama şöyle bir hesap yapalım. İstanbul'un nüfusu Türkiye nüfusunun yaklaşık %19'u. Ankara %7'si. Bakın iki kenti toplayın Türkiye nüfusunun 1/4'idir. Türkiye nüfusunun 1/4'ini oluşturan iki kentin belediye başkanı asla istifa yoluyla görevinden ayrılamaz, istifa ettirtilemez.